Türkiye'miz yabancıların desteklediği karşı devrimcilerin etkisi altına girmiştir. Silahlı kuvvetlerden başlayarak bütün kurumları ve fertleri büyük bir titizlikle Amerikanlaştırmaya çalışıyorlar. Biz Mustafa Kemal Gençliği olarak saptırılan devrimi rayına oturtmaya azimliyiz, kararlıyız. Bugün başlayan yürüyüşün amacı budur. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi, yaşasın tam bağımsız Türkiye! 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 Gençler, kapatın pankartınızı. Hemen araca bin, zorluk çıkarmayın. Neden? Siz hangi hakla bizden bunu istiyorsunuz? Emniyet müdürlüğüne gideceğiz. İfade vereceksiniz. Yürüyüşe devam edemezsiniz. Suçumuz ne ki? Neyi istinaden ifade vereceğiz? Uzatmayın. Bizi zor kullanmak zorunda bırakmayın. Biz suçumuzun ne olduğunu öğrenmeden buradan gitmiyoruz. Hakkınızda izinsiz gösteri yürüyüşü yaptığınız yolunda şikayet var. Valilikten izniniz yok. Bu yürüyüş günler öncesinden her yolla ilan edilmiş ve bilgi dahilindedir. Samsun'da aklınıza gelmedi bu izin de neden şimdi yolumuzu kesiyorsunuz? Bana verilen talimat böyle. İsterseniz birkaç arkadaşınız sizi temsilen gelsin. Siz de yürüyüşü durdurarak dağılın. Arkadaşlar, ne birkaçımız ne de hepimiz gidelim. Direnelim bu keyfi engellemeye. Dediğim gibi bu keyfi bir engelleme hiçbir şey yapamazlar. Ancak şimdi çatışırsak İşin boyutu değişir. O zaman da bu yürüyüşü sürdürmemiz tehlikeye girer. Evet, doğru söylüyorsun. Şu an en önemli olan şey yürüyüşün hedefine ulaşması. Yani arkadaşlarımızı sessizce teslim mi edeceğiz? Hayır. Hepimiz geliyoruz. Görelim bakalım neymiş şu mesele. Hadi arkadaşlar bir emniyet molası verelim. Bize ne yaparlar? Korkacak bir şey yok. Suç işlemiş değiliz. Bu gece buradasınız. Yarın sabah savcıya ifade vermek üzere adliyeye götürüleceksiniz. Çekme. Nereden geldin sen? Bırak vurma. Ya vurma. Sakin olun arkadaşlar. Tamam. 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 Sakin olun arkadaşlar. Tamam, bırakın. Tamam. Sakin ol, tamam. Kim soktu bu adamı içeri? İyi misin Ahmet arkadaş?